Sevgili dostlar, sizleri Ramazan'ın ikinci günü Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Şu anda Hırka-i Şerif Camisi'nin önünde bulunmaktayız ki sizlere Hırka-i Şerif kimlere, ne zaman, nerede, nasıl verildi ve ülkemize nasıl geldi onunla ilgili kısa bir video hazırlamış bulunmaktayım. Peygamber Efendimiz zamanında özellikle Yemen'de bir çoban üveysi yazar ki bu çoban üveysi Peygamber Efendimiz'i görmeden Peygamber Efendimiz'e direkt inanmış ve Allah'ın birliğine iman etmiştir. Tabii ki zaman geçer, gün geçer ama üveys bir türlü Peygamber Efendimiz'i görmeye gelemez. Çünkü annesinin gözleri görmemektedir ve annesini tek başına bırakamamaktadır. Peygamber Efendimiz bir gün bir mecliste der ki beni görmeden de sevenler vardır ve üveysi anlatır. Ve ben öldükten sonra hırkamı üveysi götürülür. Peygamber Efendimiz 632 yılında rahmet-i rahmana kavuştuğunda sahabe-i kiram üveysi ulaşır ve bu hırkayı serifi üveysi teslim eder. Üveys o kadar mutlu olur ki dünya gözüyle göremediği peygamberine artık hırkası serifi ona teslim edilmiştir. Bu bütün ashabın dilediği bir şeydi ama hiç kimseye nasip olmadı. Sadece çoban üveyse nasip olmuştu. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, sürsem yüzümü, hak nasip eyle. Çoban üveysin çocukları yoktu. Çünkü hayatı boyunca hiç evlenmemişti. Annesine bakmıştı. O yüzden ki hırka çoban üveysten sonra kardeşine kaldı. Ve kardeşi üzerinden de Anadolu'ya geldi. Aile ilk önce Yemen'de, daha sonra Lübnan açıklarına, daha sonra ise Güneydoğu'ya geldi. Fakat Güneydoğu'da da tam bir şekilde kalamadılar ve Aydın'a göç ettiler. Belli bir zaman Aydın'da yaşadıktan sonra ahali tarafından bunların özel bir aile olduğu bilindi ve özellikle Hırka-i Şerif Şeyhleri diye anılmaya başlandı. 1601 yılında ise 1. Ahmet aileyi İstanbul'a davet eder. İstanbul'a gelen aile Fatih'te bir ev tutar. Zaman geçtikçe eve gelen ziyaretçi sayısı artar. Artık Hırka-i Şerif'in bulunmuş olduğu ev bu ziyaretçi sayısını kaldıramamaktadır. Neredeyse bir 200 yıl geçmiştir ve 1800'lerin başına gelmiştir. 1. Abdülhamit Han Hırka-i Şerif için bir cami yaptırır. Caminin bir bölümünü ise Hırka-i Şerif'e ayırır. Fakat bu bölüm de yeterli olmayınca gelen padişahlar sırasıyla bu bölümü daha da genişletirler. Bugün ise Hırka-i Şerif'in koruyuculuğunu Veysel Karani Hazretleri'nin torunları üstlenmektedir ki şu anda Fatih'te bulunmaktadır. Videom burada son bulmaktadır. Beni beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız.